sevgili seyirciler, yepyeni ve dop dolu programımız Her Şeye Rağmen de karşınızdayız. Bu hafta program içeriğimizde madalyalarla taçlandırılmış iki kardeşin başarı öyküsünü dinleyeceğiz. Ve sonrasında Üsküp'e uzanacağız. Üsküp'te çocukların gelişimi için özel öğretmen yetiştirme programı vardı. Buradan detayları aktaracağız. Türkiye'de ilk ve tek anaokulu çağındaki özel miniklerimiz için eğitim merkezi açıldı ve görüntüler gelecek ekranlara. Sonrasında TEDAY, Tüm Engelliler ve Ailelere Yardımlaşma Merkezi'nin faaliyetlerini konuşacağız ve sıkı durun, 2 dakikada hayatınıza yepyeni bir bakış açısı getirecek bir klip gelecek ekranlara. Asla kaçırmayın diyoruz ve Her Şeye Rağmen başlıyor. Aynı spor dalına tutkun iki kardeşten bahsedeceğiz. Ali, Abdullah, Öztürk kardeşlerin çeşitli madalyaları da var. Öyle ki Rio 2016'da Paralimpik Oyunlarında yarışma kotasını da aldılar. Başarıya uzanan yolculuklarına eşlik edeceğiz ve Ali, Abdullah, Öztürk kardeşlerin başarı hikayesi geliyor. İsmim Abdullah Öztürk. 1980 yılında Trabzon'un Of ilçesinde ağaç yemek köyünde dünyaya geldim. Doğuştan kas erimesi rahatsızlığım var. İlkokul 1. sınıfı köyümde okudum. Zor şartlarda. 1. sınıftan sonra okul kapandıktan sonra Ankara'ya gelmek zorunda kaldım. Babam Ankara'ya geçici olarak çalışmaya falan geliyordum. Burada engelliler, Doğan Çağlı'nın otomobil engelliler okulunda olduğunu fark ettim. Köyde de okul kapandıktan sonra mecbur Ankara'ya bunu okumaya geldim. İsmim Ali Öztürk. Trabzon Of ilçesinde doğdum. 1993 doğumluyum. 23 yaşındayım. Normal okulda okurken normal kişilerle tabii spor yaparken olarak ve eğitim ilerlerken sıkıntı oluyordu. Derste ön planlı olamıyordu. Hep arka planlı oluyordu derslerde. Yani biraz dışlama oluyordu normal okulda. Bu hissediyordum bunun için. Onun için zaten hemen engelli okulda işe istedim. Abimin yanına. Oraya geçtikten sonra başarım daha çok artmaya başladı. Derste odaklanmam olsun, ders başarım olsun. Üstüne çıkmaya başladı. Yeni yaşına kadar öyle büyüdüm ben. Yani bir engelli olarak kalbimin bölgesinde birisinde dağılık bayırlık yerlerdim. Yeni sınıfı gerçekten zor şartlarda oldum. İşte sadece yerli insanlarım yoktu. Okulumuz bizim evimize 3,5 kilometre falan uzaklıktaydı. İşte annem olduğu zaman annem sırtında götürdü. Babam olduğu zaman Ankara'ya çalışmaya gelmediği zamanlarda babam okula götürüyordu beni. Bu şartlarda birinci sınıfı tamamladım. Altı yaşında biz bunu fark ettik. Altı yaşında yürüme güçlüğü çekmeye başladı. Merdivenleri çıkamamazlığa başladı. Biz bunu doktorlara başladık getirmeye, neden kaynaklanıyor diye. Biz de Trabzon'un Of ilçesinin Ağaçseven köyünde o dönemleri yaşıyorduk. Ankara Hacettepe Hastanesi'ne getirdik, tedavilerine başladık ve kas erimesi hastalığına teşhis koydular. Ondan sonra biz bu tedavilerine devam ettik. Orada hocalarımızdan uzun zamandan beri devam ettik. Ve kas hastalığının bir tedavisi olmadığından biz tedaviyi doktorlarımız bize kestirdi artık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gittikçe çocuğumuz bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene zarfında kısa tekerlekli sandalyeye kadar düşme pozisyonunda oldu. Of Ağaçseven köyünde okuduk. Bir kilometre
yol yok. Yani yol vardı, araba imkanı olmuyordu. Bazı zaman beyim götürüyordu arabayla, bazı zaman ben sırtıma götürüyorum. Beyim burada çalışmaya geliyordu, yazları burada çalışıyordu. Yani çok zorluklarla bir seneyi atlattık yani. Ben seni çok seviyordum. Şöyle söyleyebilirim yani. Televizyonu çalar çalmaz okulda bir tane masamız var bizim. Onu kapabilmek için koşturmaca yaşadığımızı hatırlıyorum. Tamamen arkadaş ortamında, okulda öğrenciler arasında turnuvalar olurdu. İşte en sonunda ben birinci olmuştum. Masamızı severek yaptığım için minnanımdan da hocalarımız okula geldi. Benim için bir fırsat oldu. Çok çalıştım ve buralara kadar geldim. Aynı anda başladı. Aynı anda sahne gelir. Önceden ayakta oynuyordum ben. Fizik durumum gittikçe ilerlediği için kas erimesinden dolayı. 3 yıl ayakta oynamaya başladım. Sonra hastalığı ilerlediğinden dolayı sandalyeyle oynamaya karar verdim. Ama ayakta en sürecimde mini takımda maçlara falan çıktım. Başarılı oluyordum ama fiziksel olarak daha üstte çıkamadığım için fikri olarak sandalyeyle oynamaya karar verdim. Abdullah Öztürk spor zekasıyla ön plana çıkan bir arkadaşımız. Liderlik özelliği olan bir arkadaşımız. Dediğim gibi yani Abdullah Öztürk bize madalyaya gitmeden birazcık daha hem kendisi kardeşini olduğu gibi diğer arkadaşlarına da tecrübesi ve sporcu zekasında yardımcı olan bir arkadaşımız. Yani inanılmaz derecede antrenör haricinde karşısındaki rakibi çok rahat analiz edebilen, oyun içerisinde sıkıştığı yerlerde, Abdullah Öztürk için söylüyorum bunu, oyun içerisinde sıkıştığı yerlerde çok çabuk taktik geliştirebilen bir oyuncu. Nami hocamız, Yusuf hocamız bize gerçekten çok çalışırsak başarılı olacağımıza bizi önce inandırırlar. Çünkü başarıyla yolda önce inanmak gerekiyor. Hocalarımız bize önce bunu aşıladı. Efim Onç'un yanında Avrupa Ferdi Şampiyonası'nda ikinci oldum. Takım 3 olduk. Aynı zamanda Dünya 2014 Çin'de yapılan turnuvada takımlarda dünya ikincisi oldu. 2013 Avrupa'da yapılan turnuvada takım üçüncüsü oldu. Gerçekten kısıtlı imkanlarımız vardı. İşte okulumuzda yani ekibimiz 25 sporcuydu. Sadece 2 tane masamız vardı. O 2 tane masada herkes dönüşümlü olarak oynuyordu. Bu şartlarda işte hocamızın güvenine inandı. Abimle antrenmanlarda hep fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yani birbirimizle sürekli senin açığın bu, benim açığım bu, sen bunu hata yapıyorsun, ben bunu hata yapıyorum. Hep böyle ikili nüvaklarla gelişti. Oyunumuz daha çok arttı. Bu bir avantaj sağladı bize. Kore'de yapılan dünya şampiyonasındaydı. Takımlarda dünya üçüncüsü olduk. 2011 yılında Avrupa şampiyonası vardı. Ferdilerde üçüncü oldum. Takımlarda Avrupa ikincisi oldum. 2013 yılında Avrupa şampiyonasında ferdilerde Avrupa birincisi oldum. Takımlarda Avrupa ikincisi. 2014 dünya şampiyonasında takımlar dünya ikincisi olduk. 2015 yılında Avrupa şampiyonasında ferdilerde ikinci, takımlarda birinci oldum. Ve bu yıl, 2016 yılında da Rio Paralimpik oyunları var. Onu hazırlanıyoruz. Bir defa Adana'da basketbola gitmiştik. Beyimle, Pilin'le. Bulan da maçları vardı. Biz oraya gittiğimizde, oranın bunların büyük hocaları, ben iyi yıl elim öpecek. Dedi Allah dedi sene de nasıl çocuk yetiştirdin dedi. 40 bin defa maşallah çok güzel bir çocuk yetiştirdin dedi. Abdullah Öztürk için demişti. Ama insana gurur insana yetiyor.
bir Avrupa şampiyonu, bir dünya şampiyonası yaşadılar bunlar. Mesela orada yaşadıkları dünya şampiyonasında ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektikleri zaman, İstiklal Marşı'nı okudukları zaman insanın tüyleri diken diken oluyor. Masa tenisinde birçok madalya alarak ülkemizi gururlandıran Ali ve Abdullah Öztürk kardeşler 2016 Rio Paralimpik oyunlarına hazırlanıyorlar. Rio'da hedef aslında final hedefliyorum. Yani doğru söylemek gerekirse. Çünkü zamanı geldiğini düşünüyorum. Şu anda dünya sıralamasında kendi kategorimde birinci sıradayım. Ama bu olimpiyatlar inşallah yine aynı şekilde yansır diye düşünüyorum. Çocuğunu seversen dağları aşarsın. Yani çocuğunu seversen, okşarsan, koklarsan dağları, tepeleri, bayırları hiç engel önüne kalmaz. Ama bu işlerden isteksiz olursan o zaman bütün engeller senin önüne kapanır gider. Sınırlarımızın ötesine Üsküp'e uzanıyoruz. TİKA öncülüğünde Beyaz Ay Derneği ile gerçekleştirilen engelli çocukların eğitimi için öğretmen yetiştirme programını ve detaylarını aktaracağız. Bedensel engelliler, işitme engelliler, özel öğrenme güçlüğü. Makedonya'nın başkenti Üsküp anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA ve Beyaz Ay Derneği tarafından engelli çocukların gelişimi için öğretmen yetiştirme programı konulu eğitim semineri verildi. 5 günlük seminere engelli çocuklara eğitim veren okullardan öğretmen ve çalışanlar, engellilere yönelik faaliyet yapan dernek temsilcileri ve engelli öğrencilerin velileri katıldı. Seminer katılımcılara sertifikaların verildiği bir törenle sona erdi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Ömer Şölendil, TİKA Üsküp Koordinatörü Teoman Tiryaki, Makedonya Türk Sivil Toplum Kuruluşları Derneği Başkanı Tahsin İbrahim, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Samsakçı törendeki davetliler arasında yer aldı. Tabiatıyla özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız son derece ihtimama ihtiyaç duymaktadırlar. Onlara ayrı ve özel bir eğitim sağlamak hepimizin vazifesidir. Bunu gerçekleştirmek üzere Türkiye'den gelen Beyaz Ay Derneği temsilcilerine ve buradaki TİKA koordinatörlüğümüze şükranlarımı bir kez daha ifade etmek isterim. Bu vesileyle buna yardımcı olan tüm Makedon makamlarına, buradaki tüm kardeşlerimize, soydaş temsilcilerimize de teşekkürlerimi tekrar sunarım. Bu önemlidir, bu son derece yararlı bir hizmettir. Topluma kazandırmaktır, topluma entegre etmektir. Onun için son derece mutluluk verici bir süreç olmuştur. Programımızın amacında 50 kişiye eğitim verilmesi öngörülürken yoğun talep üzerine sayı 100 civarına ulaştı ve 100 kişi bu programdan istifade ettiler. Bu kapsamda çok ilgi gören bir proje olması hasebiyle bu projenin devamında da buradaki uzmanların Türkiye'de yerinde eğitimi görmeleri için de bir proje yapmayı düşünmekteyiz. Bu konuda Beyaz Ay ile birlikte çalışmalarımızı devam ettirerek TİKA olarak. Burada olma sebebimiz engelli çocuklara hizmet veren özel eğitim okullarının, çalışanlarının, öğretmenlerinin ve oraya devam eden ailelerin bilgilendirilmesi, eğitimleri gibi bir takım konularda çalışmalar yapmaya geldik. Bundan sonraki süreçte burada eğitim verdiğimiz arkadaşların içerisinden bir kısmını Türkiye'deki okullarımızda, kurumlarımızda bizim eğitim sistemini görmeleri için davet ettik. Oraya gelmelerini istedik. Gelmelerini sağlayacağız bir şekilde inşallah. Engelli bir katılımcının törende öğretmenine yaptığı teşekkür duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Bu arada bir iki dakikanızı alacağım, çok özür dilerim. Ama bir engelli olarak bir yere kadar geldim. Bu anne baba ve öğretmenler sayesinde. Ama şu anda bulunduğum pozisyonun asıl yardımcısı ve asıl kahramanı burada. Türkiye'den yine Beyaz Ay Derneği'nin gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok verimli bir seminerler oldu, bir eğitim oldu ki bize buradaki farklılığa vardık. Neredeyiz, nerede olmalıyız, nasıl zihinsel engelli çocuklara katkıda bulunmamız lazım, ne değiştirmemiz lazım. Orada buraya gördük ki gerçekten verimli bir eğitim. Bizim onlardan aldığımız eğitimi buraya kıyasla biz daha yerdeyiz. Bir de gelen düşüncelerden biz bu
eğitime bu şekilde bir şekilde bir adım atabiliyoruz. Engelli çocukların eğitimi için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi aldık. Eğitim semineri boyunca bizler de düşüncelerimizi ifade ederek bilgi paylaşımlarında bulunduk. Bu işbirliğinin burada kalmayıp ilerleyen dönemde de uzun vadeli devam edeceğini ümit ediyoruz. Anaokulu çağındaki Down sendromlu miniklerimiz için bir eğitim merkezi yoktu ve Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Ankara Pursaklar'da bir eğitim merkezi açıldı. Nezaket okullarına gidiyoruz. Sıcacık gülüşler, minicik yürekler. Ankara'da Pursaklar Belediyesi, anaokul çağındaki Down sendromlu çocukların eğitimi için nezaket eğitim merkezini hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen özel eğitim merkezi, bu anlamda da bir ilke imza atmış. Ücretsiz olarak hizmet veren okul, 20 Down sendromlu çocuğa eğitim veriyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir açılışla Down sendromlu çocuklarımıza nezaket okulu çerçevesinde güzel bir eğitime başladık. Bu da aynı şekilde hem yavrularımız bizim nezaket okullarına gelen öğrencilerimiz gibi iç içe beraber eğitim yapacaklar. Hem de ayrıca her sınıfımızda en az 5 tane yavrumuz bu şekilde eğitim öğretime devam edecek. Down sendromlu çocuklarımızın velileriyle de ev ziyaretlerinde falan görüştük, konuştuk. Bu ailelerinde engelli yavrularımız gibi, bunların da bu ailelerin de en azından çocuklarını bir mekana getirip orada eğitim görmesini isteyen, hatta hiç olmazsa sabahtan öğleye kadar ve öğleden akşama kadar bu çocuklar biz kendi okulumuzda efendim bir şekilde eğiterek veya bunlarla ilgilenerek anneleri veyahut da bunlara bakan annesi, babası, amcası neyse onların da bir nebze de olsa bir zaman tanıyıp onlar da kendi sosyal bir takım kültürel ihtiyaçlarını bu arada bu mesafede gidersinler istedik. Engelli aileleri çok mutlu, çok heyecanlı. Gerçekten dua alıyoruz. Beşer kişilik sınıflarda hafta içi her gün eğitim gören çocuklara bir takım kişisel beceriler kazandırılıyor. Amaç, Down sendromlu çocukların ileride kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak. Onların öz bakım ihtiyaçlarına da yine yardımcı oluyorum. Onların aslında bizim diğer çocuklardan farkı yok. Tam tersi, bir tane fazla kromozomları olduğu için onlarda sadece fazlalıkları var. O yüzden biz onları kesinlikle diğerlerinden ayırt etmiyoruz. Onların bir kromozom fazlası var. İşte tüm bu çaba o fazlalık yüzünden yaşıtlarından eksik kalmasınlar diye. Adın ne senin? Mehmet. Mehmet. Mehmet, seviyor musun burayı? Seviyorum. Arkadaşlarınla neler yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorum? Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Evet. Resim yapıyor musun? Evet. Sevdiğin bir şarkıyı söyle bize. Bakınca perçelemi kalmıştır. Adamın içeri tık 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 pır pır eder kancalandı. Ellerim ben başka. Nezaket okullarında 6 senedir eğitim veriyorum. Kreş, okul öncesi kreşte eğitim veriyorum. 4 senedir de belediyemizin açmış olduğu nezaket okullarında eğitim veriyorum. 2 aydır Down sendromlu çocuklar için yer açtı belediyemiz. Peki burayı diğer anaokullarından ayıran ne? Birebir eğitim olduğu için çocuklarla tek tek ilgilenmek zorundayız. Diğer çocuklar kendi başlarına öz bakım becerilerini yaparken biz bunlara yardımcı oluyoruz. Eğitim merkezi yeni açılmış olmasına rağmen Down sendromlu çocukların aileleri okuldan memnun. Belediye başkanımız Allah razı olsun böyle bir Down sendromlular için böyle bir yer merkez açtığı için inşallah bu merkezlerin Pursaklar'da daha bir çoğalmasını istiyorum. Çünkü benim çocuğum Down sendromlu olduğu için böyle bir eğitimden faydalanmasını çok istiyorum. Mehmet Baş adından böyle okuması, konuşması daha bir iyi oldu. Yürümeyi bilmiyordu mesela, yürümeyi falan öğreniyor. Hayata katılmak, sosyalleşmek, yeni beceriler elde etmek ve etkinliklere katılmak son derece önemli. Sizlere bu noktada yardımcı olacağını düşündüğümüz TEDA'ya uzanacağız ve faaliyetlerini dinleyeceğiz.
2003 yılında kurulan derneğimiz, engelli ve ailelerine çeşitli sosyal, kültürel, sportif ve yardımsal konularda çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Bölgemizde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde böyle bir çalışmanın eksik kaldığını fark etmemizle birlikte 2003 yılında kuruluşunu gerçekleştirerek engelli ve ailelerine yönelik çalışmalarımızı başlatmış olduk. Şu ana kadar 4000 engelli bireye erişim sağladık ve bunların kayıtlarını ayrı ayrı kategorilerde görme engelliler, ortopedik engelliler, işitme engelliler ve zihinsel engelliler şeklinde kategorilerini de oluşturarak takiplerini sürekli güncel tutuyoruz. Sürekli eğitim ve uygulama merkezi işbirliğiyle engelli vatandaşlarımıza yönelik açmış olduğumuz EKPSS kurslarımız var. Biz de bölgede büyük bir hassasiyetle bu kurslar ve kursiyerlerin takibini yapıyoruz. Bunun neticesinde şu ana kadar kursiyerlerimiz içerisinden kamuya istihdamı gerçekleştirilmiş olan 200 engelli bireyimizi gördük. Önceki atamalarda Etimesgut en fazla devlete memur veren bir şehir oldu. Hizmet kalitesi arttıkça engelli bireylerin evlerinden çıktığını görüyoruz. Burası çok önemli. 0312 245 4040 nolu telefondan iletişim kurabilirler. Derneğimizin internet sitesi olan tedai.org sitemiz. Beş altı yıldır buradayım. Neler yapıyorsun peki? Bilgisayar kullanıyoruz. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Onun dışında yazın tatillerimiz falan oluyor. Akülü arabam bozulmuştu. Burada bir dernek olduğunu duydum. Sonra geldim, tanıştık. Kendimi daha iyi sevmeye başladım. Daha sosyalleşmeye başladım. Arkadaşlarla birlikte. Güzel oldu, hayatım değişti gerçekten. Rahatsızlandıktan sonra çok içime kapanmıştım. Sonra geldim, arkadaşlarla falan tanıştım. Açıldım, iyi oldu ya. Sonra da bırakamadım, devam ediyorum hala. Sevgili seyirciler, hayat hepimiz için kimi zaman zorlu, kimi zaman güzel, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman mutluluk verici. Derdim var, sorunlarım var diyorsanız lütfen 2 dakikanızı ayırarak bu klibi izleyin. Fikrinizin değişeceğine inanıyoruz. Şanla 2 dakika sizlerle.
haftada programımızın sonuna geldik. Siz de her şeye rağmen diyorsanız hikayenizi paylaşın. Bunun yanında soru ve görüşleriniz de bizim için son derece önemli. Twitter ve Facebook adreslerimizle bizimle iletişime geçin. Her şeye rağmen mutlu kalın.